Selam arkadaşlar. Hoşuma gitti bu yeni sancak, biliyor musunuz? Ama bazı insanlar şikayet ediyor çünkü çok sallanıyorum ve başları dönüyor. Ama ne yapayım? Çok sallamamaya çabalarım. Ama beni rahatlatıyor, anlatabildim mi? Ama neyse, gelelim konumuza. Konumuz şu. Ben siyasileri hoşuma gitmez konuşayım. Biliyor musunuz? Ben siyasi hoşuma gitmez konuşayım. Çünkü illaki birisi kırılacak. İllaki takipçilerinden birisi kırılacak. Canı sıkılacak. Diyecekler işte. Sen siyasi yapma hoca da. Sen bir şey mi yaptın? Ne siyasi yapıyorsun? Şimdi ben madem ki siyasetten nefret ederim ve halen daha siyasi video yapıyorum, anlayınız ki ciddi ciddi sorunlar vardır. Daha yapıyorum. Çünkü bakıyorum ve görüyorum. Ve görüyorum ki Türkiye çok kötü yola gidiyor şimdi. Yani iyi gitmiyor. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Ve yani tamam, bana ne diyeceksiniz? Ama işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkiliyor. Çok fena şekilde. Ve Türkiye'de çok sevdiğim insanlar da vardır. Ve onları, yani onların, istemiyorum bunlar da öyle zorluk çeksin. İstiyorum yani herkes iyi bir hayat yaşasın. İyi bir, özgür bir hayat yaşasın. So, gelelim konumuza. Konumuz şudur. Geçen gün Efe Aydal'la konuşuyordum. Ve Efe Aydal yine de hükümet halen daha uğraşıyor bu adamla. Halen daha mahkeme davalar vardır bu adama karşı. Ve bilin ne? Efe Aydal'ı seviyorum. İnanılmaz bir zeki bir adamdır. Bazen düşünüyorum Türkiye çok biledir. Ama sonunda düşünüyorum, diyorum ki ya sevmediğim biri bile olsa ben bu adamı savunacağım. Çünkü bu adam bir yanlış yapmadı. Yani şimdi örneğin diyelim ki adam dedi ki Cumhurbaşkan kanki değil miydi Fethullah Gülen'in? Kanki değil miydiler daha önce? Eğer ki yaşınız tutarsa ve eğer ki interneti araştırırsanız veya eğer ki interneti araştırırsanız anlayacaksınız ki yani bu adam daha önce Fethullah Gülen'den gerçekten kankiydiler. Yani nasıl derler ya köprüye geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ayıya dayı köprüye geçene kadar. Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'e köprüyü geçene kadar dayı dedi. Ayıya dayı köprüye geçene kadar. Yani gerçek budur. Gerçek budur. İnanmayın. Ha diyeceksin sen Gülencisin ben. Ben hiç öyle dindar şeyleri sevmiyorum. İnanmayın. Ben hiç öyle şeyleri sevmiyorum. O zihniyeti sevmiyorum. İnanmayın. Ve Efe Aydal'ın neye seviyorum? Çünkü açık bir görüşlü bir insandır. Yani tünel vizyon değil. At vizyonlu bir adam değil ve adam araştırıcı bir adamdır ve zekasını kullanıyor.
ve olduğu gibi söylüyor ve korkmuyor, olduğu gibi söylüyor. Neyse o, neyse o, onu söylüyor ve hakaret de etmiyor. Bak, ben bazen hakaret ederim, açık açık söylüyorum size. Benim ağzım bazen pistir, ben kendimi kontrol edemem, ben bazen de söylüyorum, bazen de söylüyorum ve pişman oluyorum. Ama Efe Aydal öyle değil. Efe Aydal'ın, Efe Aydal zihnisini kullanır ve nokta atışlar yapar. Pak diye vurur ve odur acıtan, gerçeklerdir acıtan. Efe Aydal arıyor ve gerçekleri inan vuruyor ve nokta atış yapıyor. Ve bu yüzden birçok gençler çünkü gençlerin de vizyonları açıktır. Açık görüşlü insandırlar. Ve açık görüşlü insan oldukları için Efe Aydal'ın tarafındadırlar. Yani ve Türkiye hükümet Efe Aydal gibi adamlardan intikam alıyor. Arıyor. Efe Aydal ve ona benzeyen adamlardan intikam arıyorlar. Neden? Çünkü çok fena şekilde popülerliği düştü Türkiye hükümetin. Çok fena şekilde düştü popülerliği Türkiye hükümetin. Çok fena düştü popülerliği ve son jokerini kullanmaya çabalıyorlar. Son jokerliğini, son çırpıntısı, çırpınmasıdır. Ne? Çırpınıyor şu an. Şu an Türkiye hükümeti çırpınıyor. Çırpınıyor ve onun yani AK Parti'yi destekleyenler de, onlar da fanatik AK Particiler, onlar da arıyorlar yani öyle öfkelensin ve bizim gibi insanlara arıyorlar, öfkelerini bizim üstlerine çıkarsınlar. Şimdi AK Parti MHP ile birleştikten sonra sağa, daha da fazla sağa doğru kaçtı. Sağa doğru, radikal sağ. Radikal sağcılarla radikal solcularla farkı yoktur arkadaşlar. Radikal sağcılarla radikal solcuların hiçbir aralarında zerre kadar farkı yoktur. Çünkü radikal sağcılar ve radikal solcular tamamı amaçları kontroldür ve sansürlemedir. Seni susturmaktır. Yani muhalefeti tamamen susturmaktır. Özgürlük diye bir şey yoktur. Ne solda ne sağda. Ne solda ne sağda özgürlük diye bir şey yoktur. Yoktur. Ve senin ve benim gibi adamlar ortada kaldı, bok gibi. Bok gibi ortada kaldı. Bu yüzden yani komünizmdir veya kapitalizmdir, İkisi de aynı boktur. Dünyayı idare edenler de her zaman aynı insanlardır. Ve senin ve benim gibi insanlar sadece piyondur. Ve AK Parti de küçük bir piyondur. Bu büyük okyanusun içindeki bir küçücük balıktılar. Budur. Budur olay. Çok büyük oyunlar dönüyor. Ve bunlar da yarım akıllarıyla arıyorlar Türkiye halkı kandırsınlar. Yarım akıllarıyla. Ama işte nedir olay? Eskiden Türkiye halkı çok cahildi. Ama şimdi bilim çağındayız. Bilim çağındayız ve bilim çağında olduğumuz için genç kardeşlerimiz bayağı aydınlandı. Çünkü interneti ve araştırmayı full kullanıyorlar. Ve herkes, gençler özellikle, öğreniyor gerçeği. Ve gerçek nedir?
Gerçek nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gökyüzünde kitaplara bakmayın. Yani gökyüzünde kitaplara inanmayın. Bilime inanın. Ve mantığa inanın. Bilim ve mantık. Ben mantığıma güveniyorum. Ben mantığıma güveniyorum. Benim dinim ve imanım vicdanımdır. Vicdan. Anlatabildim mi? Hiçbir kitap bana söyleyemez bu doğrudur, bu yanlıştır. Benim vicdanım karar verir. Ne doğrudur, ne yanlıştır. Benim beynim ve vicdanım birleşince o kadar. Çünkü o eski zamanlar bitti artık. Eski zamanlar bitti. Çok farklı bir boyuttayım şimdi. Ve yine de dediğim gibi ben Efe Aydal ve onun gibi adamları full destekliyorum ve takdir ediyorum. İnanılmaz şekilde takdir ediyorum. Ve bu gibi adamlar they're gonna pave the way for a new Turkey. Anladınız? Ne anlamadınız? Ama bir şey değil. Fuck it. Bir küçük videocuk da bırakıyorum, onu izleyesiniz. İzleyiniz bu videocuğu. Bir adam konuştu. Çok güzel konuştu. Ve dedim bunu da koyayım içine. Yani dediğim gibi. Siyasiye katılmak istemiyorum, gideyim. Sevmiyorum siyaseti. Ama ben susarsam ve o susarsa ve herkes susarsa, o zaman ben de suçlu olurum. Bizim gibi adamlar, ki böyle bir platformları vardır, konuşsun ve bizim gibi adamlar susarsa, benim bütün insanlarıma ihanet etmek demektir. Kaç binlerce gazeteci cezaevindedir ha? Kaç binlerce gazeteciler cezaevindedir Türkiye'de? Çünkü Türkiye hükümeti kaldıramıyor. Eleştiri kaldıramıyor. Çünkü eleştiri onlara göre hakarettir. Eleştiri hakaret demektir onlara göre. Eleştiri hakarettir. O kadar snowflake oldular. Bildiğin snowflake. O kadar hassas. Ve bunu da solculardan çaldılar. Solcuların puşluğudur bu. Yani öyle şimdi her şey hakarettir ya. Homoseksüellere bir şey söyleyemeyin. Onlara bir şey söyleyemeyin. Feministlere bir şey söyleyemeyin. Şimdi bunlar sağcılar da aldı ve onlar o silahı kendilerine göre kullanıyorlar. Kendi şeylerine kullanıyorlar. Yani nasıl ilk zamanlarda şu Türkiye Avrupa Birliği'ne uğraşırdı gitsin ve insan haklarına savunuyordu. Ta ki kuralları değiştirsinler. Ta ki ta ki bütün anayasaları değiştirsinler ve ondan sonra tamamen eşeği ipten çekip eşeği istediği kadar idare ediyorlar. Ve Türkiye halkı eşek mi? Türkiye halk eşek mi? Ha. Umarım benim konuşmalarım, yani tam ifade edemiyorum kendimi, biliyorum. Ama umarım ki o zeki olan arkadaşlar beni iyi anladı. İzleyin şu videoyu da. Rejilerim bu. Peace out.
Kesinlikle bu partinin gitmesi lazım. Bakın bu iktidarın yaptığı en başarılı şey ne biliyor musun? Basını satın aldı. Yani sizin gibi böyle emek sarf eden gerçek insanlar bunu başarmaya çalışıyor. Ki ben zamanında bu AK Parti'yi destekledim, oy verdim ve üyeliğim var. Ama gel gör ki şu anda bunların yaptıkları tek bir şey var. Kendi ceplerini doldurmak ve şu an bütün pislikleri görünmesin diye iktidarda kalmak. Şu an bu partinin kendi iç teşkilatlarında muazzam bir örgütlenme var. Beni de çağırdılar, ben gitmedim. TGT diye bir örgüt var bakın. Türkiye Gençlik Örgütü diye başındaki arkadaş da benim arkadaşım. Ve bunlar kendi aralarında herhangi bir seçim kaybetme anında veya yani şu anki Cumhurbaşkanı'na bir şey yapıldığı anda sokak savaşına çıkmaya hazır insanlar yetiştiriyorlar. Bakın ben size bir gerçek daha söyleyeyim. Bugün Halk Bankası'nın pisliği kapansın diye örtülü ödenekten Amerika'ya 30 milyar dolar para gitti. Partinin içinde de sağlam arkadaşlarım var benim. Bakın hazinede şu anda para yok. Ve bütün hazinenin parasıyla kendi pislikleri için kapatılıyor. Ve inanın bunlar kaçıp gidecekler. Çünkü bunların en büyük dertleri şu anda seçimi kaybettikleri anda arkalarında bıraktıkları bütün her şey çıkacak ortaya. Hepsi çıkacak. Yani bir ülke inanın alenen bu kadar soyulmadı. Kendi insanımız bunu söylediği zaman düşman ilan ediliyor. Vatan haini ilan ediliyor. Yani halkı bu kadar kandıran, bu kadar yalanın içinde boğulan, bu kadar halkını aptal yerine koyan bir adam daha gelmedi. Ben korkarsam, sen korkarsan bu ülkenin yanlışını kim görecek? Bakın 2 trilyon dolar bugün İngiltere'ye çıkan döviz var. Bunların çoğu da bu müteahhit beşlisinden çıktı. Alıp alıp kaçıyorlar oraya. Yani halk ne kadar uyutulursa, ne kadar bastırılırsa biz işimizi, yani bunların artık pisliği ayyuka çıktı, kendileri de farkında. Ben samimi bir şey söyleyeyim mi? Yani bunlar ülkeyi zarar vermeden gitmeyecekler. Yani ya iç savaşa götürecekler ülkeyi, bu açık ve net. Bunun çalışmaları var. Ya halkı birbirine sokacaklar, aradan sıyrılıp gidecekler. Bu açık ve net. Çünkü başka türlü kalma şansları yok.